yaşamın içinde üniversite talebesi gibi, belki ondan da fazla yaşam dolu. Hatta demiş ki Kadir Has Üniversitesi'ndeki hocamıza, beni de alır mısın demiş yüksek lisansa demiş. Ben de demiş tez vermek istiyorum demiş. Yaşam doluydu. Balkonu temizliyordu. Bir yandan yemek yapıyordu, bir yandan şarkı söylüyordu, bir yandan öğrencisi geldiği zaman anında hadi sen de şunu yap diyordu. Böyle yaşam doluydu. Yani tabii her bizim şeyimiz değil, bize düşmez ama sanki biraz erken gitti gibi geldi. Pat diye bir 10 yıl daha bizimle olabilirdi gibi geldi ama işte bilemeyiz. Onun için içim rahat. Seyirciler benim de kardeşim gibi, birlikte paylaştım onları bütün hayatım boyunca. Onun için ne verebilirsek vermeye devam edeceğiz, hizmet etmeye devam edeceğiz. Onun bize aktardıklarını ben de öğrencilerimde aktarmak hizmetimiz, görevimiz. Başım sağ olsun. Ayla Hanım, sevgili ablamız, harika bir insandı insan olarak ve harika bir sanatçıydı, çok iyi bir sanatçıydı. Hem tiyatro alanında hem müzik alanında. Biz onu yıllar öncesinden beri müzikle olan ilgisinden dolayı çok beraber olduk. Çok beraber de kendimize çalışmalar yaptık. Gerçi biz albüm falan yapmadık ama ben onu biliyorum. Ve yurt dışında da çok görev yaptı bu konuda da. Yani hem tiyatro hem müzik alanında süperdi. İnsan olarak süperdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Ne diyelim ki? Valla başımız sağ olsun. Çok Ayla Hanım çok kıymetli bir sanatçımızdı. Türkiye'nin yetiştirdiği dünya çapında bir sanatçıydı. Aynı zamanda kendi dilinin dışında başka dillerde de yeteneğini sergileyebilen bir ustaydı. Yetiştirmiş olduğu oyuncularla, kendi sanatçılığının dışında, oyunculuğunun dışında müthiş de bir şarkıcıydı. Tabii bizim kuşak hatırlar onu. Şimdiki kuşak ne yazık ki Ayla Algan'ın ne kadar kıymetli olduğunu bilemeyecek. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Şimdi biz mecburen aynı lafları söylemek zorunda kalacağız. Kusura bakmayın. Demin dediği gibi ikisi de Alper kardeşimle beraber talebesiyiz. İki jenerasyon. Benim yaşım 75. Anlatabiliyor muyum? Yani eski bir jenerasyon. Yeni jenerasyon Alper. Yani biz hocamızı, ablamızı, yani annemizi, onu kaybettik yani. Çok farklı bir insandı. Yani damarlarında böyle devamlı tiyatro akan, tiyatro heyecanı olan, yaratıcılık olsun isterdi. Yani çalışın çalışın ama önemli olan yaratıcılık derdi. Onun da bir kitabı var. Yaratıcılık diye, değil yaratıcı mi? Yaratıcı drama diye yeni bir kitabı çıkmıştı. Bir kaynak kitaptır. Bir ay önce kendisiyle en son o kitap üzerine konuşma şansımız oldu. Yani kendini Türk tiyatrosuna, insanları eğitmeye adamış bir duayen kendisi. Hocamız, hepimizin hocası. Cumhuriyet tarihinin yetiştirdiği önemli değerlerden birisi. Yani kelime olarak gerçekten kendini eğitime vakfetmiş bir insan diyebiliriz. Her anında motive ederdi. Abla, kardeş, anne, çocuk, usta, çırak, rejisör, oyuncu ilişkisi hep iç içeydi. Sevenlerinin başı sağ olsun. Evet, tiyatronun başı sağ olsun. Sağ olun. Pardon. Efendim başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ailesinin, sevenlerinin baş sağ olsun. Allah sabır versin. Mekanı cennet olsun. Üzgünüz. Sağ olun. Sen önden çık. Tamam.